öteki Fyodor Dostoyevski. <laughs> Nasıl yani anlamadım efendim. Evet hayır hiçbir şey. Tamamen rahat olabilirsiniz. Anlarsınız ya gerçekten de oldukça hayret verici bir durum ve ilk başta. Örneğin ben ben ilk başta neredeyse hiçbir şey fark etmedim. Doğrusu siz hatırlatana kadar neden fark etmedim ben de bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle ra tamamen rahat olabilirsiniz. Fazla bir şey konuşmamışlar önemsiz diye ekleyiverdi iyi yürekli Anton Antonovic yerinden kalkarak. İşte Anton Antonovic diyorum ki Ah Efe affedin beni lütfen efendim. Fazlasıyla oyalandım. Oysa çok da önemli bir işim var. Hem de acil. İlgilenmem gereken bir şey var. Anton Antonovic Andre Filipovic'e ee, nazikçe çağıran sesi duyuldu. Beyefendi sizi sordular. Geliyorum Andre Filipovic. Şimdi geliyorum efendim. Ve böylece Anton Antonovic eline bir ton kağıt alarak önce Andre Filipovic'e sonra da beyefendi odasına koşturdu. Karmanımız avuçlarını ovuşturarak kendi kendine nasıl olur bu? Nasıl? Demek oyun buralara kadar geldi. Demek başımıza bunlar da geldi. Hiç de fena değil. Bu demektir ki olaylar şahane bir hal alıyor. o Diyordu sevincinden altındaki sandalyeyi hissetmeyerek. Olayımız gayet sıradan bir olay. Demek her şey böyle basit bir şekilde sonuçlanıyor. Bir hiçle çözülüyor her şey. Şuna bak kimse sesini bile çıkarmıyor. Haydutlar oturmuş işleriyle uğraşıyor. Harika harika ben iyi insanı severim. Her zaman sevdim ve saygı duymaya da hazırım. Gerçi düşünecek olursak bu Anton Antonovic de pek şey insan güvenmeye korkuyor. Saçları ağarmış, yaşlılıktan oynatmış besbelli. Ama en arkası ve değerlisi şu ki beyefendi hiçbir şey söylememiş ve boş vermiş. İşte bu güzel. Buna bayıldım. Yalnız Andrei Filipoviç e, diye ne diye o anlamsız gülüşmelerle karışıyor ki işe. Ona ne İhtiyar baş belası. Sürekli yoluma çıkıyor. Sürekli kara gibi insanın önünü kesmeye çalışıyor. Sürekli insanın inadına bir şeyler çevirmek peşinde. İnadına inadına. Bay Goliatkin bir kez daha çevresini süzdü. İçi tekrar ümitle doldu. Buna rağmen uzak bir düşüncenin kendisini huzursuz ettiğini hissedebiliyordu. Haylaz bir düşüncenin. Aklına iş arkadaşlarının arasına kendiliğinden karışmak geldi. Kendini onların önüne atıvermek. Hatta Mesai çıkışı ya da öylesine bir iş için sokulmuş gibi yaparak bir konuşma sırasında işte baylar böyle böyle diye imada bulunsa böyle de inanılmaz bir benzerlik. Garip bir olay, onur kırıcı bir komedi dese yani bir şekilde kendisi bütün bunlarla dalgasını geçiverse belki de tehlikenin derinliğini hesaplayabilirdi. Yoksa ummadığın taş baş yarar diye düşündük kahramanımız. Neyse ki Bay kim bunları yalnızca düşünmekle yetiniyordu. Ve ee, geç olmadan vazgeçti ee, hepsinden fazla ileri gitmiş olacağını anladı. Yaratılışın böyle senin dedi içinden. ne hafifçe vurarak bıraksalar oynayacaksın sevincinden. Doğrucu seni. İyisi mi? Seninle bir, biz biraz daha bekleyelim. Yakov Petrovic bekleyelim ve sabırlı olalım. Buna rağmen daha önce de dediğimiz gibi Bay Yatkin sonsuz bir ümitle yeniden doğmuş. Sanki hayata geri dönmüş gibiydi. Önemli değil diye düşünüyordu. Üzerimden büyük büyük kalkmış gibi. Şu işi görüyor musun? Kutu böyle de kolay açılıyormuş. Kirilov haklıymış. Kirilov'muş. Haklı olan. Usta Krilo baş belası büyük masal yazarı. Ona gelince çalışın, çalışsın bakalım. Canının istediği kadar çalışsın, kimseye bir zararı olmasın, kimseye dokunmasın yeter. Çalışsın, katılıyorum ve onaylıyorum. Bu arada zaman hızla ilerliyordu. Zafarkına bile varmadan vakit dördü buluverdi. Daire kapanıyordu. Andrei Filipovic şapkasına davranınca adet olduğu üzere herkes de onu örnek aldı. Bay Golyatkin pek acele etmedi. Ağırdan aldı ve özellikle herkes dağıldıktan sonra en son ayrıldı iş yerinden. Sokağa çıktığında kendisini cennette gibi hissediyordu. Hatta yolunu biraz uzatmak pahasına <laughs> Nevski Caddesi boyunca gezinmeye karar verdi. Görüyor musun laneti? Görüyor musun kaderi? diyorduk kahramanımız. Olaylar şimdi de beklenmedik bir hal aldı. Hava da açıldı. Buz gibi. Ama kızaklar çıkarılmış. Soğuk yarıyor Rus insanına. Soğu, Rus insanı soğukla harika bir şekilde bütünleşiyor. Rus insanı seviyorum. Avcunun demesi gibi kar, ilk kar. Bu ilk karda bir tavşan yakalayacaksın şimdi. Ah ki ah. Olsun önemli değil. İşte Bay coşkusu bu şekilde dilleniyordu. Bu arada kafasının içinde kırpırdanıp duran endişeye benzer bir şey vardı. Şu şey, bu şey ara sıra kalbini öyle bir sıkıştırıyordu ki Bay Golyatkin kendisini nasıl teselli edeceğini bilemiyordu. Neyse bir gün bekleyiverelim sonra seviniriz. Hem ne olmuş ki? Biraz düşünelim bakalım. He, hadi o zaman. Düşünelim genç dostum benim. Haydi düşünelim seninle. Senin gibi bir adam. Eee ne olmuş? Aynı senin gibi. Ne var bunda? Aynıysa otur bağlamam mı gerekiyor? Hem bana ne? Benimle bir ilgisi yok ki. Güler geçerim o kadar. Bunlar da razıyım işte o kadar. Çalışsın bakalım. Evet mucize çok tuhaf bir olay. Siyah mekizlerinden de söz ediyorlar. Ama onlara ne gerek var şimdi? Siyanlara. Onlar ikizse ikiz. Hem büyük adamlar da zaman zaman akıllarını yitirmiş gibi görünürlerdi. Hatta tarih bile ünlü Suvorov'un horoz gibi öttüğünü yazıyor. Gerçi o bunu hep politika icabı yapıyordu. Büyük savaşçılarda. Evet ama savaşçılara kadar uzanmaya ne gerek var? Ben kendi halimdeyim. Hepsi bu. Kimseyi görmek bile istemiyorum. Ve bütün masumiyetimle düşmandan tiksiniyorum. Ben entrikacı değilim. Ki bununla da gurur duyuyorum. Temizim, sadeyim, düzgünüm, hoşum, yumuşak başlayayım. Bay Goliat kim birden susuverdi, duraksadı ve yaprak gibi titredi. Hatta bir anlığına gözlerini yumdu. Kendisini korkutan şeyin bir hayalden ibaret olduğunu ümit ederek gözlerini açabildi sonunda ve çekine çekine sağına baktı. Hayır, hayal değildi. Hemen yanında sabahki tanıdığı seyirtiyordu. Gülümsüyor yüzüne bakmaya çalışıyor ve galiba konuşmaya başlamak için uygun ağır konuluyordu. Ne var ki konuşma başlamadı. 50 adım kadar ikisi de bu şekilde yürüdüler. Baygol Yatkin'in tüm derdi mümkün olduğunca sıkı bir şekilde örtülmek. Paltosunun içine gömülmek ve şapkasını çekebildiğince gözlerinin üstüne çekmekti. Bütün bu aşağılanmaya ek olarak ahbabının paltosu ve şapkası da onunkilerin aynısıydı. Sanki az önce Bay sırtından çıkarılmışlar gibi. Affedersiniz beyefendi diyebildi sonunda kahramanımız. Neredeyse fısıltıyla konuşmaya çalışarak ve ahbabının yüzüne bakmadan öyle sanıyorum ki sizinle farklı gidiyoruz. Bundan eminim hatta dedi biraz sustuktan sonra bir de beni çok iyi anladığınızdan kesinlikle eminim diye ekledi son derece sert bir şekilde. Ben şeyi rica edecektim dedi sonunda Bay Golyatkin'in ahbabı. Şeyi rica edecektim ben. Umarım beni tüm yüce gönüllülüğünüzle affedersiniz. Kime başvuracağımı bilemedim burada. Umarım hoş görürsünüz küstahlığımı. Bu sabah bana seni sanki acıma duygusuyla yaklaştığınızı hissettim. Kendi adıma ben ilk görüşte size karşı bir yakınlık hissettim. Ben bu noktada Baygol gibi içinden yeni iş arkadaşının yerin dibine batmasını diledi. Yakov Petrovic beni sonuna kadar anlayışla dinleyeceğini ümit edebilseydim eğer. Biz, biz burada, biz izimi bana gidelim diye yanıtladı Baygol Yatkin. Şimdi Nevski'nin karşı tarafına geçelim. Orada daha rahat e, ederiz sizinle. Sonra da ara sokağa sapı Ara sokağa sapmak en iyisi. Peki efendim sapı verelim ara sokağa dedi. Çekine çekine Balgol Yatkin'in uysal arkadaş. Ses tonuyla sanki onun durumunda herhangi bir yorum yapmanın anlamsız kaçacağını ara sokağa da razı olabileceğini anlatmaya çalışıyordu. Bay Yatkin'e gelince o olup bitenleri anlamaya çalışmaktan bir vazgeçti. Hala şaşkınlığından kurtulmuş değildi. <laughs> dairesine girerken merdivenlerde aklı biraz da olsa başına geldi. Ahmak kafam benim diye azarladı kendisini. İçinden nereye götürüyorum ben bunu? Kendi kendimi ateşe atıyorum. Petruşka ikimizi birlikte görünce ne düşünecek? O serseri aklına neler getirecektir kim bilir. Üstelik şüphecidir de ama artık pişman olmak için çok geçti. Bay Golliat kapıyı çaldı, kapı açıldı. Petruşka beyinin ve konuğunun paltolarını çıkarmaya koydu. Bay Golyatkin ne düşündüğünü çıkarabilmek için Petruşka'nın yüzüne şöyle bir an baktı. Fakat büyük bir hayretle gördü ki hizmetkarı şaşırmayı aklından bile geçirmiyor. Hatta tam buna benzer bir şeyi beklermiş gibi davranıyordu. Gerçi yine de bir kurdu andırıyor. Ee, birilerini yemeğe hazırlanır gibi yan yan çevresini süzüyordu. Biri bunların hepsine büyü yapmış olmasın sakın diye düşündü kahramanımız. Şeytan parmağı var bu işte. Hepsi, Herkes de bir acayip bir seziyorum bugün. Lanet olsun şu çektiğim işkenceye bak. Bay Goliadkin işte bu şekilde düşünüp taşınarak konuğunu odasına aldı. Oturmasını rica etti. Misafir oldukça tedirgin görünüyor. Bell Belli ki utanıyor. Ev sahibinin hiçbir hareketini kaçırmıyor. Bakışlarını yakalamaya ve anlaşılan bu sayede düşüncelerini okumaya çalışıyordu. Bütün hareketlerinde ee, hor görülmüş, ezik ve ürkek bir şey vardı. Öyle ki o an... Böyle bir benzetme yapmak yerinde olursa kendi elbisesi olmadığından başkasınınkini giymiş birine pek benziyordu. Kolları dirseklerine çıkmış, bel, beli neredeyse ensesinde dakika başı ya kısa gelen yeleğini düzeltir ya da bir kenara siner. Ara sıra bir yerlere gizleme derdine düşer. Bazen insanların gözlerinin içine bakar ve kendisi hakkında konuşup konuşmadıklarını, kendisine gülüp gülmediklerini, kendisine utanıp utanmadıklarını anlamaya çalışır. Kızarır utancından ve ne yapacağını şaşırır ve gururunu, gururu incinir. Bay Yatkin şapkasını pencerenin önüne koydu. Dikkatsiz bir hareketiyle şapka yere düşüverdi. Konuk derhal onu kaldır, kaldırmaya davrandı. Ee, üzerindeki tozu silkeledi. Özenle eski yerine koydu. Kendisininkini ise kıyısına alçak bir şekilde iliştiği sandalyenin yanına yere bıraktı. Bu kısacık sahne Bay Golyatkin'in gözlerini biraz açar gibi oldu. Bir an için kendisine çok ihtiyaç duyulduğunu anladı. Bu yüzden süze girme konusundaki sıkıntılarını bir kenara bırakmaya ve bütün bu kaygıları konuğuna devretmeye karar verdi. Konuğa gelince onun da herhangi bir şeye başlamaya niyeti var gibi görünmüyordu doğrusu. Utanıyor muydu, çekiniyor muydu biraz? Yoksa nazikçe ilk sözü ev sahibinden mi bekliyordu? bilmek anlamak zordu. Bu sırada içeriye Petruşka girdi, eşikte durdu. Gözlerini ev sahibi ve konuğun bulundukları köşenin tam tersi tarafa uzaklara dikti. Yemeği iki porsiyon mu alayım dedi kısık ve umursamaz bir sesle. Ben bir ben ben bilmiyorum. Siz evet evet kardeş iki porsiyon al. Petruşka dışarı çıktı. Bay Golyatkin konuğuna baktı. Konuk kulaklarına kadar kızarmıştı. İyi bir insan olan Bay kendi hemen şu teoriyi geliştiriverdi aklından. Yoksul biri diye düşündü. Üstelik işe gireli yalnızca bir gün olmuş. Zamanında çok acı çekmiş olmalı. Belki üzerindeki şu düzgün elbise dışında hiçbir şeysi yok. Belki karnını zor doyuruyor. Şuna bak nasıl da ezik olsun. Bu bir anlamda daha iyi. Affedersiniz diye söze girdi söz, e, diye girdi söze Bay Goliatkin. İsminizi öğrenebilir miyim? Ya ya Yakovic, Yakov Petrovic diye fısıldadı konu. Sanki kendi adı da ev sahibininki gibi Yakov Petrovic olduğu için utanarak, mahcup olarak özür dilercesine. Yakov Petrovic diye tekrar ettik kahramanımız. Tedirginliğini gizleyecek güç bulamayarak evet aynen efendim adaşınızım diye yanıtladı Bay Golyatkin'in alçak gönüllü konuğu. Gülümseme ve ciddiyeti biraz da olsa bozacak bir şey söylemeye cesaret ederek. Ne var ki anında son derece e, ciddi bir tavır takınarak geri çekildi. Aslında Ev sahibinin şaka kaldıracak durumda olmadığını sezmek onu birazcık tedirgin etmişti. Siz bağışlayın beni ama neye borçluyum bu? Oturduğu yerden hafifçe doğrularak, yüce gönüllülüğünüze ve iyiliğinize sığınarak diye Bay Goliadkin'in sözünü kesti konuk aceleci. Ama çekinken bir ses tonuyla. Yakınlığınızı ve yardımlarınızı rica etmek için size başvurmaya cüret ettim. Diye de noktaladı konuşmasını. Belli ki aklındakileri ifade etmekte güçlük çekiyor. Kendisini küçük düşürecek, aşırı dalgavukça, aşağılayıcı sözcükler kullanmamaya ama aynı zamanda da ev sahibiyle yakışık almaz bir eş, eşitlik iddia eden fazla cüretkar cümleler de kurmamaya çalışıyordu. Genel olarak denilebilir ki Bay konuğu orası burası yamalı bir frak giymiş, cebinde cebinde saygıdeğer bir kimlik taşıyan, henüz avuç açmaya tam olarak alışamamış gururlu bir dilenci gibi davranıyordu. Beni utandırıyorsunuz diye yanıtladı Bay Golyadkin. Bakışlarını kendi üstünde, odasının duvarlarında ve konuğunda gezdirerek ben nasıl yani ben size hangi anlamda yardım edebilirim ki diye demek, demek istiyorum. Ben Yakov Petrovic size karşı ilk bakışta bir yakınlık hissettim ve elinizde ise bağışlayın beni. Size bel bağladım. Bel bağlamaya cüret ettim. Yakov Petrovic ben ben kaderine terk edilmiş bir insanım. Yakov Petrovich yoksulum. Çok acılar çektim. Yakov Petrovich ben hem buralarda daha yeniyim de o mükemmel ruhunuzun doğuştan gelen bazı özelliklerini öğrenince adaşım. Bay Gollatkin yüzünü buruşturdu. Adam, mışsınız? Üstelik hemşeriymişiz de. Bunu duyunca size başvurmaya ve içinde bulunduğum zor durumu size açıklamaya, açmaya karar verdim. Peki efendim peki. Açıkçası size ne diyeceğimi bilemiyorum. Diye yanıtladı onu tedirgin bir sesle Bay Yatkin. Neyse. Yemekten sonra konuşuruz bunları. Konuk başını salladı. Yemeği getirdiler. Petruşka masayı kurdu. Ev sahibi ve konuk karınlarını doyurmaya başlık koyuldular. Yemek fazla uzun sürmedi. Çünkü her ikisi de acele ediyorlardı. Ev sahibi kendisini her zamanki havasında hissedemiyor. Üstelik yemeğin kötü oluşundan ötürü utanıyordu. Utanmasının nedeni de konuş konuğunu güzelce bir doyurmak ve biraz da dilenci gibi yaşamadığını göstermek istemesiydi. Konuğa gelince o da olağanüstü bir tedirginin içindeydi ve olağanüstü bir şekilde utanıyordu. İlk ekmek dilimini yiyip bitirdikten sonra elini ikinci bir dilime uzatmaya korkuyor. Daha iyi parçaları almaya utanıyor ve dakika başı aslında hiç de aç olmadığını, yemeği mükemmel hazırlandığını, kendi adına fazlasıyla hoşnut kaldığını ve bu yemeği ömrünün sonuna kadar hatırlayacağını söyleyip duruyordu. Yemek bittiğinde Bay Golyatkin piposunu yaktı. Bir ahbabın geldiği durumlar için edinilmiş ikinci pipoyu da konuğuna teklif etti. Karşılıklı oturdular ve konuk yaşam öyküsünü anlatmaya koyuldu. Bay ikinci Golyatkin'in öyküsünü anlatıp bitirmesi 3 ya da 4 saat aldı. Doğru serüvenleri alabildiğine boş. Değiş yerinde ufacık olaylardan meydana geliyordu. İlim birindeki bir devlet dairesinde başlayan iş yaşantısı, oradaki savcı ve müdürler, bir takım devlet dairesi entrikaları, mahkeme memurlarından birinin satılık ruhu, bir müfettiş, birdenbire baştakilerin değişmesi ve ikinci gol yatkinin suçsuz yere sıkıntı çekmesi, ihtiyar teyzesi Pelageya Semyonovna'nın durumu, düşmanlarının değişik entrikaları sonucunda işinden oluşu, yürüyerek Petersburg'a gelişi burada. Petersburg'da çektiği sefalet ve doldurduğu çile uzun ve boşuna bir iş arama süreci, o sırada bütün parasını bitirişi, çorba içmeye dahi para bulamayışı, neredeyse sokakta yaşayışı, kuru ekmeği gözyaşlarıyla ıslatıp yiyişi, soğuk toprak üzerinde uyuyuşu ve sonunda iyi birinin kendisiyle ilgilenip ona tavsiye mektubu vererek büyük bir yüce gönüllülükle işe sokuşu üzerine kuruluydu bütün öykü. Bay Golyatkin'in konuğu anlattıkça ağlıyor ve Muşamba'ya çok benzeyen mavi kareli bir mendille yaşlarını kuruluyordu. Konuşmasını Bay e sonuna kadar açılarak bitirdi ve şimdilik ne yaşamaya ve doğru dürüst bir yere yerleşmeye ne de üzerine iyi bir frak almaya yetecek parası olmadığını itiraf etti. Çizmelerini bile tamir ettiremeyecek kadar kötü durumdaydı. Üzerindeki frağı ise kısa bir süreliğine başkasından ödünç almıştı. Baygol Yatkin du duygulandı. Anlatılanlar onu derinden etkilemişti. Aslında konunun ki boş denilebilecek türden bir öyküydü. Ama yine de dinlediklerinin her kelimesi Bay Goliatkin'in yüreğine işlemiş. İçine su serpmişti. Doğrusu Bay Gulletkin son kuşkularını da bir kenara itmek üzereydi. Kalbini özgür bıraktı ve hatta kendi kendisini aptal ilan etti. Meğer her şey o kadar doğalmış ki kar olduğuna, ortalığı velveleye verdiğine değmiş miydi? Peki tamam gerçekten de hassas bir nokta vardı bu tüm bunlarda. Ama sorun neresindeydi bunun? insanın onurunu lekeleyecek bir şey değildi. Gururunu hiçbir şekilde incitemezdi. Kariyerini mahvedemezdi. Kişi eğer suçlu değilse, tabiatın bilgeliği karış, karışmışsa bir işe. Üstelik konuk kendisinden yardım istiyor, konuk alıyor, konuk kaderine lanetler yağdırıyordu. Öyle isade, öfkesiz, hırsız, acınılası ve zavallı görünüyordu ki anlaşılan o an o da başka nedenlerden de olsa ev sahibiyle aralarındaki tuhaf benzerlikten utanıyordu. Davranışları son derece büyük bir güven veriyordu insana. Ev sahibine yaranı bilmek için çırpınıp duruyor. Vicdan azabından ölen ve bir başkası karşısında suçlu olduğunu hisseden birisi gibi bakıyordu. Örneğin tartışmalı bir konudan söz açıldığında korup derhal Bay Golyatkin'in düşüncesine katılı veriyordu. Ve eğer bir şekilde yanlışlıkla karşıt düşünceyi savunur gibi olduysa ve ipin ucunu kaçındığını e, farz hissettiyse hemen sözünü geri alıyor. Açıklamalarda bulunuyor ve kendisinin de aynı ev sahibi gibi düşündüğünü, onun aynı şeyi iddia ettiğini ve onun bakış açısını yüzde yüz paylaştığını bildiriyordu. Kısacası konuk Bay Golyatkin'in gönlünü kazanmak için her türlü çabayı sarf etti ve sonunda Bay arkadaşını arkadaşının her anlamda son derece nazik biri olduğunda karar kıldı. Bu arada çay getirildi. Saat 8'i e geçiyordu. Bay Goliatkin'in Bay Goliathkin keyfinin yerine geldiğini neşelendiğini hissediyor. Yavaş yavaş açılıyordu. Sonunda misafiriyle olağanüstü coşkulu ve eğlenceli bir sohbete girişti. Bay Goliatkin bazen keyfi gıcırken eğlenceli bir şeyler anlatmayı severdi. Yine öyle oldu. Konuğuna başkentten, buraya özgü eğlence ve güzelliklerden, tiyatrodan, kulüplerden, Brayullov'un tablosundan iki İngiliz'in yalnızca Letni Sad'ın parmaklarına bakmak için Petersburg'a gelip hemen geri döndüklerinden, iş hayatından Olsufi Yuvanoviç ile Andrei Filipovic'den Rusya'nın günden güne mükemmele doğru ilerlediğinden söz etti. Bir şiirin edebi bilimlerin bugün çiçek açtığı gündür dizesini hatırladı. Kısa süre önce Severnaya, Pichelada, Pichela, Pichelada okuduğu bir fıkrayı Hindistan'da anormal güçte bir boğa yılanı yaşadığını ve nihayet Baron Brambö'yü vesaire vesaire kısacası Baygol Yatkin durumundan pekala hoşnuttu. Zira birincisi tam manasıyla sakinleşmişti. İkincisi o an düşmanlarından yalnızca korkmamakla kalmıyor. Hepsini amansız bir kavgaya davet etmeye de hazır hissediyordu kendisini. Üçüncüsü işte o yani Baygol Yatkin birine yardım ediyor ve sonuç olarak iyi bir iş yapıyordu. Gerçi yine de ruhunun derinliklerinde hala tam bir mutluluğa erişemediğini bir kurdun küçücük bir kurdun yüreğini kemirdiğini itiraf edebilirdi. Geçen gece Olsufi İvanoviçler'de olup bitenlerin anısıydı onu ted böyle tedirgin eden. Dünkü şeylerin bir bölümünün başına iş gelmemiş olması için dünyaları verirdi. Neyse canım önemli değil dedi. Neden sonra kahramanımız içinden bundan böyle düzgün davranmaya ve kesinlikle böyle hatalar yapmaya karar vererek. Bay Goliatkin o an kapılarını sonuna kadar açtığı ve kendisinin neredeyse bütünüyle mutlu hissettiği için Felek'ten bir geliş almaya karar verdi. Petruşka'ya rom getirmesi söylendi, punç hazırlandı. Konuk ve ev sahibi önce birer, sonra ikişer bardağı boşalttılar. Konuk daha da nazikleşti. Samimiyetini ve güzel kişiliğini defalarca ortaya koydu. Bay Golyatkin'in pek gözüne girdi. Yalnızca ev sahibinin mutluluğuyla coşuyormuş. Ona tek gerçek veli nimeti gözüyle bakıyormuş gibiydi. Sonra eline kalem kağıt aldı. Bay Golyatkin'den ne yazdığına bakmamasını rica etti. Bitirdiğinde yazdıklarını ev sahibine kendisi gösterdi. Meğerse yazdığı bir dörtlüktü. Son derece güzel bir dille ve yazıyla yazılmış. Oldukça duygusal bir dörtlüktü bu. Belli ki nazik konuğun kendi eseriydi. Şöyleydi. Sen beni unutsan da unutmayacağım ben seni. Hayatta her şey olur. Sen de unutma beni. <laughs> Baygol Yatkin gözlerinde yaşlar konuğunu kucakladı ve artık duygularına daha fazla hakim olamadan arkadaşına bazı özel sırlarını açıkladı. Bu arada en çok Andrei Filipovich ve Klara Olsufyevna'dan bahsediyordu. Yakov Petrovic, biliyor musun biz seninle yanlışacağız diyordu kahramanımız konuğuna. Biz seninle Yakov Petrovic etle kemik gibi yaşayacağız, öz kardeşler gibi olacağız. Sen ve ben dostum kafa kafaya verip kurnazlıklar bile düşüneceğiz. Biz de onlara karşı entrikalar çevireceğiz. Onlara karşı onların hiçbirisine güveneyim deme sakın. Ben seni biliyorum Yakov Petrovic, kişiliğini de gayet iyi biliyorum. Gider içindekileri olduğu gibi anlatıverirsin. Doğrucu seni. Sen kardeşim en iyisi onlardan uzak dur. Konuk ev sahibini sonuna kadar destekliyor. Teşekkürler ediyordu. Sonunda o da gözyaşlarını koyverdi. Biliyor musun yaşa diye sürdürdü Bay Yatkin titreyen cılızlaşan sesiyle. Sen yaşa bir süreliğine buraya yerleş hatta temelli yerleş. Biz seninle iyi anlaşacağız ne olacak ki kardeşim. Hem sakın utanayım deme. Böyle garip bir duruma düştüğümüz için şikayet etmeye Şikayet etmek günahtır kardeşim. Tabiatın işi bu ve tabiat anımız Cöner, cömerttir. Böyle işte, yaşa. Seni sevdiğimden, kardeşim gibi sevdiğimden söylüyorum bunları. Sen ve ben yaşa, kurnazlıklar düşüneceğiz. Biz de birilerinin kuyusunu kazacağız, hepsinin burnu sürtecek. İçilen punç sonunda kişi başına üç ve 4 barda ulaştı. İşte o zaman Bay Goliatkin'in iki şeyi birden hissetti. Birincisi olağanüstü mutlu olduğunu, ikincisi ayakta duracak hali kalmadığını. Konuk elbette yatıya kalmaya ikna edildi. İki sıra sandalyeden iyi kötü bir yatak oluşturuldu. Baygol Yatkin dost çatısı altında insana kuru tahtanın bile yumuşak geleceğini, kendi adına nerede olsa minnettarlığa uyuyabileceğini, hem artık kendisini cennete saydığını, ne de olsa ömrü boyunca çok az acı çekmediğini, her şeyi gördüğünü, her şey katlandığını ve kim bilir belki dağısına da katlanabileceğini söyledi. Baygol Büyük Gol Yatkin buna karşı çıktığı Tanrı'dan umut kesilmeyeceğini kanıtlamaya soyundu. Misafir de ona tümüyle katılıyor ve elbette kimsenin Tanrı ile yarışamayacağını söylüyordu. O zaman Bay Büyük Golyatkin, Türklerin uygularında bile Tanrı adına, an, Tanrı adına anmakta bir anlamda haklı olduklarını belirtti. Kim bilim adamlarının Türk peygamberi Muhammed ile ilgili kimi iftiralarına katılmayan, hatta peygamberin kendi çapında büyük bir politikacı olduğunu kabul eden ee, Bay Golyatkin, Cezayir'deki berberlerle ilgili bir kitaptan okuduğu son derece ilginç bir öyküyü anlatmaya koyuldu. Konuk ve sahibi Türklerin saflığına uzun uzun güldüler. Yine de Afyon'un onlarda yarattığı taassuba hayret etmeden de yap yapamadılar. Sonunda konuk üzerine çıkarmaya koyuldu. Bay Golyatkin ise dışarı çıktı. Bunu biraz da iyiliğinden yaptı. Belki de konuğunun düzgün bir gömleği bile yoktu. Eee... düzgün bir gömleği bile yoktu. Zaten acılardan nasibini almış bir adamı daha fazla utandırmaya gerek yok diye düşünerek biraz da eğer mümkünse bu adamın gönlünü alabilmek için herkes mutlu olsun ve rahatsız edici hiçbir şey olmasın diye. Bu arada Petruşka'nın hala Bay Golyatkin'i tedirgin ettiğini de belirtmeliyiz. Piotr sen şimdi yat dedi Bay Golyatkin hizmetkarının bölümüne giderken yumuşak ve şefkat bir sesle. Yat şimdi yarın, sağ, yarın da saat 8'de beni uyandırmayı unutma. Anladın mı Petruşka? Bay Goliatkin son derece yumuşak ve şefkatli konuşuyordu. Ama Petruşka sustu. O sırada yatağının yanında bir şeylerle meşguldü. Dönüp efendisinin yüzüne bile bakmadı. Oysa en azından bunu hiç değilse ona duyduğu saygıdan yapmalıydı. Piotr, "Beni duydun mu?" diye devam etti Bay Goliatkin. "Şimdi yatabilirsin ama yarın beni saat 8'de uyandırmayı unutma. Petruşka, anlıyor musun?" "Evet anlıyorum ne olmuş?" diye umurdandı Petruşka. "Aferin Petruşka. Ben bunu öylesine söylüyorum. Sen de huzurlu ol. Mutlu ol." diye Bak biz hepimiz mutluyuz şimdi. Sen de huzurlu ve mutlu ol. O, neyse şimdilik geceler diliyorum sana. Uyu Petruşka uyu. Hepimiz çalışmak zorundayız. Sen kardeş sen aklın aklını aklına bir şey getirme. <laughs> Bay yatkin tam yeniden bir şeyler söylemeye başlıyordu ki durdu. Abartıyor olmayayım diye düşündü. Fazla ileri gidiyor olmayayım. Hep böyle yaparım. Çizmeyi aşarım. Kahramanımız Petruşka'nın yanından kendinden pek hoşnutsuz bir şekilde ayrıldı. Ayrıca hizmetkarının kapalığından ve inatçılığından dolayı biraz alınmıştı. Efendisi bir üçkağıtçı ile efendisi üçkağıtçıyı onurlandırıyor. ama onun umurunda bile değil diye düşündü Bay Goliatkin. Ama yapacak bir şey yok. Tüm seviyesiz adamlar böyledir işte. Hafifçe sallanarak odasına geri döndü. Kol, konuğunun yattığını görünce bir dakikalığına yatağının kıyısına ilişti. İtiraf et yaşa diye başladı fısıltıyla ve kafasını sallayarak. Seni alçak bana karşı suçlusun değil mi? Biliyor musun adaşım? Diye devam ettiği konuğuyla oldukça teklifsizce şakalaşarak. Bay Goliatkin sonunda ona dostça veda ettikten sonra uyumaya çekildi. Bu sırada konuğu horluyordu. Bay Yatkin de yatağına yerleşti. içinden gülerek şunları mırıldanıyordu. Sarhoşsun canım sen bugün. Yakov Petrovic alçak kolyatka seni... Soyadına bak. Alçak kolyatka seni. Soyadına bak. Niye sevindin bakalım böyle. Yarın ağlayacaksın biliyor musun sümüklü seni. Ne yapacağım ben seninle? O zaman oldukça tuhaf bir his Bay Yatkin'in tüm benliğini sardı. Şüphe ya da pişmanlığa benzer bir şeydi bu. Fazla açıldım diye düşündüm. İşte ka kafamın içi uluyor ve sonra şu. Kendimi tutamadım. Aptalım ben aptal. Bir ton şey zırvaladım. Bir de kunduraz gitmeye düşündüm. Elbette bağışlama ve kin gütmeme Başta gelen iyiliktir. Kötü oldu. Kötü. İşte böyle. Bay Goliath yine hafifçe doğruldu. Mumu eline aldı ve parmaklarının ucunu ucuna basarak uygudaki kuyu misafirine bir göz atmaya gitti. Derin düşüncelerine dalmış bir halde dikildi konuğunun başucunda. Tatsız bir sahne. Komedi. Gerçek komedi işte budur. Bay Goliath'in sonunda yattı. Kafasının içinde bir uğultu vardı. Bir çatırtı, bir inildi. Yavaşça uykuya daldı daldı. Bir şeyi düşünmeye çalışarak çalışacak gibi oluyordu. Oldukça ilginç bir şeyi hatırlamaya, çok önemli bir şeyi, hassas bir konuyu çözmeye çalışacak gibi oluyordu. Nafakan nafile uyku bastırdı ve dostça bir toplantıda aşkın, alışkın olmadıkları halde birdenbire 5 bardak punç içi veren insanlar gibi uyuyakaldı. <laughs> Ertesi gün Bay Goliatkin her zamanki gibi saat 8'de uyandı ve uyanıra uyanmaz geçen akşama dair her şey olduğu gibi anımsaya verdi. Anımsadı ve yüzünü buruşturdu. Dün kendini resmen aptal yerine koydu. Kendimi diye düşündü kalkarken sonra konuğunun yattığı yere baktı. Fakat yalnızca konuğunu değil üzerinde uyuduğu yatağı da geceki yerlerinde göremeyen kahramanımızın o anki baş şaşkınlığı seyre değerli doğrusu. Bu da ne demek oluyor böyle diye aygıracaktı neredeyse Bay Goliatkin. Nedir bunun anlamı? Bu yeni olayın anlamı nedir? Bay Goliatkin şaşkınlıktan ağzı açık bir şekilde çevresine bakınırken içeri elinde çay tepsisiyle Petruşka girdi. Nerede nerede diye sordu kahramanımız duyulur duyulmaz bir sesle ve dünkü yatağın boşalan yeri gösterdi. Petruşka ilk önce hiçbir yanıt vermedi hatta beyinin yüzüne bile bakmadı. Gözlerini odanın sağ köşesine dikmiş, kıpırtısız bir dikiyor, dikiliyordu. Öyle ki Bay Goliatkin'in kendisi de bakışlarını o yöne çevirme ihtiyacı duydu. Ee, neyse ki kısa bir sessizliğin ardından Petruşka kaba ve kısıkça bir sesle beyefendinin evde olmadığını bildirdi. Aptal senin beyin benim Petruşka dedi Bay Goliatkin kesik kesik ve gözlerini hizmetkarına dikti. Petruşka bir şey söylemedi. Üstelik Bay Goliatkin'e öyle bir baktı ki muhatabı kulaklarına kadar kızardı resmen küfre benzeyen aşağılayıcı bir sitem vardı bu bakışlarda. Bay Goliatkin'i nasıl derler teslim oldu. Sonunda Petruşka ötekinin beyefendiyi beklemek istemediğini ve bir buçuk saat kadar önce çıktığını bildirdi. Elbette bu yanıt gerçeğe oldukça yakındı. Petruşka'nın yalan söylemedi ortadaydı. O aşağılayan bakışlar ve kullandığı kimi sözler bütün bu rezil olayın bir sonucuydu sadece. Yine de Baygol atayım bir şeylerin yolunda gitmediğini, kaderin kendisine hiç de hoş olmayan bir sürpriz daha hazırladığını belli belirsiz de olsa hissedebiliyordum. İyi o zaman diye düşündü içinden. Göreceğiz. Zaman gelince her şeyi anlayacağız. Ah Yüce Tanrım diye inledi sonra. Bu kez tamamen farklı bir sesle ne diye davet ettim ki onu? Ne alt yap yemeğe yaptım bütün bunları? Resmen bile bile başıma dert açıp durdum. Ah akılsız kafam. Ah saçmalamadan 5 dakika düzgün duramıyoruz. Oğlan çocuğu gibi, yeni yetme bir memur gibi, rütbezi bir pislik gibi, bir paçavra, çürük bir çaput gibi, dedikoducu seni, koca karı seni. Ah azizler, kurnaz herif, bir de bana sevgisini gösteren şiirler yazdı. Nasıl etsem de, nasıl etsem de döndüğünde bu üçkağıtçıya uygun bir şekilde kapıyı göstersin. Tabi bunun birçok yolu ve yordam var, böyle böyle derim. Aldığım kısıtlı maaşla. Yoksa onu bir biçimde korkutsam mı? Şunu şunu göz önünde bulundurarak açıklamak zorundayım ki... Böyle böyle yarım saat sonra kiramı ödemem gerekiyor. Yemekte dahil peşin ödeme yapmam lazım. Hmm, hayır. Aksi şeyden. Bu beyni küçük düşürür. Pek kibarca da olmaz. Yoksa şöyle mi yapacağım? Tutsam Petruşka'yı dolduruşa getirsem. Petruşka onu bir biçimde sinir etse. Bir ukalalık yap sonra bir kabalık böylece postalayı versem onu. İkisini yan yana getirmeli. Hayır gör şeytan. Hayır bu çok tehlikeli bir oyun olur. Hem bu açıdan bakacak olursak. Evet evet hiç de iyi olmaz. Hiç iyi olmaz hem de. Peki ya verirse, Bu da mı kötü olur? Dün akşam neler saçmaladım yanında. Ah rezalet rezalet görüyor musun? İşler nasıl da sarı pasardı. Hay benim lanet olasıca kafam. Bir şeyi gerektiği gibi belleyemiyorum. Dokamıyorum. O kalın kafamın içine. Peki ya gelir de reddederse? Ah tanrım izin ver de gelsin. Çok sevinirdim doğrusu gelseydi. Çok şey verirdim gelmesi için. İşte Bay Goliath kim bunları düşünüyordu. Çayını hızlı hızlı içerken bir yandan da aralıksız olarak duvar saatine bakıyordu. Saat 9'a çeyrek var. Gitme, gitme zamanı yaklaştı. Acaba neler olacak, neler olacak acaba? Bütün bunların altında neyin saklı olduğunu bilmek isterdim doğrusu. Bir amaç, bir hedef, bir takım tuzaklar. Bütün bu millet tam olarak neyi hedefliyor bilmek isterdim. Bir de ilk adımlarının ne olacağını. Bay Goliatkin daha fazla dayanamadı, yarı yarıya içilmiş bir posunu bir kenara bıraktı, üzerini giyindi ve eğer mümkünse tehlikeyle bizzat yüzleşmek ve her şeye bizzat tanıklık etmek için iş yerine doğru yol aldı. Üstelik bir tehlikenin varlığından kesinlikle söz edilebilirdi artık. Bunu kendisi de biliyordu. Tehlikede olduğunu yani. Şimdi öğreniriz işini çözün dedi Baygol yatkin ve galoşlarını çıkarırken holde. Şimdi her şeyi aydınlatıveririz. Böylece harekete geçmeye karar veren kahramanımız kendisine bir çeki düzen verdi. Resmi oturaklı bir tavır takındı. Tam yan odaya geçmeye hazırlanıyordu ki birdenbire tam kapının önünde onunla dünkü tanışı arkadaşı ve ahbabıyla karşılaştı. Bay öteki Kolyatkin e, her ne kadar burun buruna geldiyseler de e, Bay Büyük Kolyatkin'i fark etmemişti anlaşılan. Bay öteki Kolyatkin e, o an belli ki çok meşguldü. Soluk soluğa kalmıştı. Acele ediyordu. O kadar resmi ve işinde gücünde bir görünüme sahipti ki yüzüne bakan herkes alnındaki özel bir işle görevlendirilmiştir. Yazısını okuyabilirdi. Aa siz miydiniz Yakup Petrovic diye kahramanımız dünkü konunun kolunu yakalamaya çalışarak. Daha sonra lütfen daha sonra sonra anlatırsınız diye bağırdı Bay Öteki Goliatkin öne doğru atılmaya çalışarak. Ama affedersiniz siz sanırım şey istemiştiniz Yakup Petrovic. Ne efendim bir an önce açıklayıverin lütfen. Bay Goliatkin'in gece konuğu kendisini isteksizce güç bela durdurdu ve kulağını doğruca Bay Goliatkin'in burnuna yanaştırdı. Şunu söylememe izin verin Yakup Petrovic doğrusu bu tavrınıza pek şaşırdım. Böyle bir tavrı sizden bekleyemezdim. Her şeyin belli bir usulü vardır efendim. Beyefendinin sekreterinin yanına gidin. Ve sonra uygun bir dille daire müdürüyle konuşun. Bir ricanız var mıydı? Siz bilemiyorum doğrusu. Yakup Petrovic beni resmen şaşırttınız. Yakup Petrovic sanırım beni tanıyamadınız ya da şaka yapıyorsunuz. Doğuştan şakacı bir kişiliğe sahipsiniz ne de olsa. Aa siz miydiniz dedi bay öteki gol Tanımış gibi siz miydiniz anlıyorum neyse. iyi istirahat edebildiniz mi bari? Bunu söylerken bay öteki gol hafifçe gülümsedi. Soğuk bir gülümsemeydi bu. Yani hiç de olması gerektiği gibi bir gülümseme değildi. Zira ne de olsa Bay Öteki Golyatkin'in kahramanımıza minnet borcu vardı. Bu soğuk gülümsemenin hemen ardından işe yeni giren memur Bay Golyatkin'in iyi istirahat etmesine ötürü çok hoşnut olduğunu bildirdi. Ardından hafifçe eğildi, durduğu yerde kıpırdanı gibi oldu, sağa baktı, sola baktı, bakışlarını da eğdi, yanındaki kapıya doğru atıldı ve hızlı hızlı özel bir işle görevlendirildiğini mırıldanarak içeriye daldığı sırra kadem bastı. Al sana diye fısıldadı kahramanımız şaşkınlıktan donak kalarak. Al sana işte. demek durum bu. Bay Yatkin nedense tüylerinin diken diken olduğunu hissetti birdenbire. Neyse ki diye devam etti içinden. Ee, çalıştığı bölüme giderken ben bu durumdan çoktandır söz ediyordum kendime. Sezmiştim özel bir işte görevlendirildiğini. Bu adam kesinlikle birilerinin özel işlerince için daha dün söylemiştim ben. Dünkü yazınızı bitirdiniz mi Yakov Petrovich diye sordu Anton Antonovich Setoşkin. Yanı başında oturan Bay Golyatkin'e. Yanınızda mı? Burada diye fısıldadı Bay Goliath'in bölüm müdürüne biraz dalgın bir şekilde bakarak. İyi iyi Andrei Filipovic iki kere sordular. Ee, sordular da o yüzden soruyorum ben de size. Beyefendi her an talep edebilir. Tamam efendim bitti o yazı. Eh iyi o zaman efendim. Ben Anton Antonovic. Yaptığım işin her zaman hakkını vermişimdir. Bana müdürlerim tarafından verilen her görevini düzenletiyorum ve sorumluluklarımı büyük bir gayretle yerine getiriyorum. Ee, evet efendim. Ama bununla ne demek istiyorsunuz? Hiçbir şey Anton Antonovic. Ben Anton Antonovic yalnızca şunu açıklamaya çalışıyorum. Bazen kötü niyet ve kıskançlık o iğrenç besin kaynaklarını ararken hiç kimseye acımıyor. Bunu ifade etmek istedim ben efendim. Affedersiniz ben sizi tam olarak anlayamıyorum. Yani kimi kastediyorsunuz? Ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Anton Antonovic benim yolum düzdür. Bulan başlı yollardan tiksindirim ben. Entrikacı değilim ve bununla eğer izin verilirse oldukça haklı bir şekilde gurur duyabilirim. Evet efendim. Bütün bunlar doğru ve ben de bu düşüncenize tümüyle katılıyorum. Yalnız izin verin de şunu söyleyeyim. Eko Petrovic. Toplum içinde böyle kimseli konuşmalara hoş gözle bakılmaz. Arkamdan söylese yine söylense yine hazırım kaldırmaya. Zira kimin arkasından konuşulmuyor ki ama yüzüme karşı affedersiniz de Affedersiniz ben de beyefendi küstahça sözler edilmesine izin vermem mesela. Ben beyefendi devlet hizmetinde saçlarımı ağırttım ve bu yaştan sonra küstahça sözler ettirmem kendime. Hayır ben Anton Antonovic anlarsınız ya Anton Antonovic. Siz sanırım Anton Antonovic ben, beni biraz yanlış anladınız efendim nasıl olur da ben Anton Antonovic hem ben kendi adıma yalnızca onur sayarım. ''Anlaşıldı ama bizim de kusurumuza bakılmasın efendim. Biz eski usule göre eğitilmişiz ve sizin gibi yeni usule göre eğitilmemiz için artık çok geç. Aklımız onca sene vatanımıza hizmet etmemize yetti. Siz de bilirsiniz ki beyefendi benim devlete 20 yıllık namusluca hizmettim karşılığında kazanılmış bir nişanım var. Hissedebiliyorum Anton Antonovic. Kendi adıma bunu gayet iyi hissedebiliyorum efendim. Ama benim kastettiğim bu değildi. Ben maskelerden söz ediyorum Anton Antonovic. Maskemi. Ama sizin yine... Bu düşüncemi de farklı bir yönde yorumlamanızdan korkuyorum. Ki sözlerimi yanlış anlamanızdan yani Anton Antonovic. Aynen sizin de dediğiniz gibi ben yalnızca konuyu açıyorum ve bir düşünce atıyorum ortaya. Anton Antonovic. Öyle ki maske takan insanlara artık pek sık rastlanır olduğu ve bir maskenin arkasında kimin olduğunu anlamak çok zorlaştı efendim. Hmm aslında o kadar da zor değil efendim. Bazen oldukça kolay. Bazen fazla uzağa gitmeye bile gerek yok. Hayır Anton Antonovic anlarsınız ya. Ben kendimden bahsediyorum aslında. Örneğin ben de kimileyin maskemi takıyorum. Ama yalnızca ona ihtiyaç duyduğumda yani bir tek karnaval ya da eğlenceli bir toplantıya gidiyorsam sözü tam anlamıyla söyleyecek olursak yani. Ne var ki insanların önünde her tanrının gününü maskemi sergilemiyorum. Gizli anlamıyla söyleyecek olursak bu kez işte tüm anlatmak istediğim buydu Anton Antonovic. Evet her neyse bunları şimdilik bir kenara bırakalım. Pek zamanım yok efendim dedi Anton Antonovic yerinden doğrularak ve beyefendiye rapor edeceği bir takım kağıtları toparlayarak. Sizin işe gelince kısa sürede aydınlığa kavuşacaktır diye düşünüyorum. Kime kızmanız, kimi suçlamanız gerektiğini de kendiniz göreceksiniz. Sonra da sizden rica ediyorum. Beni böyle göreve zarar veren özel açıklama ve konulardan uzak tutun. Hayır Anton Antonovic ben diyebildi. rengi giderek solgunlaşan Bay Goliath. Anton Antonovic'in arkasından seslenerek. Ben Anton Antonovic şey öyle bir şeyi aklıma dahi getirmemiştim efendim. Nedir bu böyle diye düşündüğü neden sonra yalnız baya, baya, yalnız kalan kahramanımız. Hangi rüzgarlar esiyor burada böyle? Bu yeni tuzağın anlamı ne ola ki? Bitkin ve yarı baygın haldeki baya Golyatkin bu yeni soruya yanıt aramaya koyulmak üzereydi ki yan odada bir gürültü koptu. işle ilgili bir hareketlenme işitildi. Sonra kapı açıldı. Beyefendinin odasından dönen soluk soluğa kalmış Andrei Filipovic kapıda belirdi. Ve kahramanımıza seslendi. Ne için çağrıldığını bilen ve Andrei Filipovic'i bekletmek istemeyen Bay Yatkin derhal yerinden fırladı. Telaş içinde gerekli defteri derleyip düzenledi ve Andrei Filipovic'in peşinden beyefendinin odasına koşmaya hazırlandı. Gel gör ki birdenbire tam kapının önünde duran bay And duran Andrei Filipovic'in neredeyse kolunun altından bay öteki gol yatkin verdi içeri. Çalışmaktan bir tap düşmüş ve soluk kesilerek ciddi kararlı ve resmi bir tavırla böyle bir saldırıyı her şeyden az bekleyen bay büyük gol e yaklaştığı yaklaştı telaşta. Kağıtlar Yakov Petrovic kağıtlar beyefendi soruyor hazır mı diye vızıldadı kısık bir sesle. Bay büyük gol ahbabı Andrei Filipovic bekliyor. Farkındayım beklediklerinin. Söylemenize gerek yok dedi Bay Büyük Kolyatkin. O da aceleyle ve fısıldığıyla. Hayır Yakov Petrovic ben onu demiyorum. Ben başka bir şeyden söz ediyorum. Yakov Petrovic durumunuzu çok iyi anlıyorum. Yakov Petrovic tüm kalbimle yanınızdayım. İşte buna hiç gerek yok. Sağ olasınız. İzin verin lütfen. izin verin. Elbette dosyalar güzelce kaplayacaksınız değil mi? Yakov Petrovic 3. sayfanın arasına şerit koymayı da ihmal etmeyiniz. Yakov Petrovic izninizle. Yeter ama artık lütfen. İyi de buraya mürekkep lekesi bulaşmış Yakov Petrovic. Fark etmediniz mi mürekkep lekesini? Bu sırada Andrei Filipovic ikinci kez Bay Goliadkin'e seslendi. Geliyorum Andrei Filipovic. Bir dakika lütfen. Şurasını beyefendiciğim siz Rusça anlamıyor musunuz? Bıçakla kazıma geyiniz Yakov Petrovic. Siz iyisi mi bana güvenin. Kendiniz dokunmayın iyisi mi. Yakov Petrovic gelin bana güvenin. Ben şurasını hemen bıçakla. Efendim kendinize gelin. Nerede mürekkep lekesi? Hani burada leke falan yok. Hem de kocaman bir leke. İşte izin verin lütfen. Şimdi gördüm. İşte izin verin. Bana izin verin yeter. Yakov Petrovic. Ben şuracığını çakıyla kazırım. Şimdi size yardım etmek istiyorum Yakov Petrovic. Bırakın da çakıyla kazıyı vereyim. Bunu en temiz niyetlerimle yapıyorum. İşte böyle. İşte bitmiştir. Bu sırada Bay öteki gol yatkin durup dururken hiç beklenmedik bir şekilde aralarında geliş veren anlık bir mücadelede Bay büyük gol yatkin alt ederek müdürlerin talep ettiği kağıdı ele geçirdi ve kahramanımız hiç tutmamadan inandırmaya çalıştığı gibi tüm iyi niyetiyle lekeyi kazımak yerine kağıdı hızla e, kıvırıp koltuğunun altına sokuşturdu. Sonra iki zıplamada yaptıklarının hiçbirini fark edemeyen Andrei Filipovic'in önünde belir verdi ve onunla birlikte müdürün odasına koşturdu. Bay büyük gol Bulunduğu yere mıhlanmış gibi kala kaldı. Elinde hala çakayı tutuyordu. Sanki bir şeyler kazımaya hazırlanıyor gibiydi. Kahramanımız henüz bu yeni olayı pek anlamlandırabilmiş değildi. Daha kendisine gelememişti ki yalnızca darbeyi hissetmiş ama bunun öylesine bir şey olduğunu düşünmüştü. Sonunda da tarif edilemez korkunç bir endişeyle yerinden fırladı derhal müdür odasına doğru atıldı. Yol boyunca bir yandan da bütün bunların iyi bir şekilde sonuçlanması ve basit bir biçimde hallolması için dualar ediyordu. Müdür odasına varmadan önceki son odada Adaşı ve Andrei Filipovic ile burun buruna geldi. İkili beyefendinin yanından dönüyorlardı. Bay Goliatkin onlara yol verdi. Andrei Filipovic gülümsüyor. Ne şeyle bir şeyler anlatıyordu. Bay Büyük Golyatkin'in adaşı da gülümsüyor. Saygılı bir mesafeyi koruyarak Andrei Filipovic'in çevresinde do dolanıp duruyor. Ve hayranlık dolu bir ifadeyle patronunun kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Andrei Filipovic boşluk bir şekilde başını sallıyordu. Kahramanımız bir anda başına gelenleri olduğu gibi kavradı. Anlaşılan yani sonradan öğrendiğine göre hazırladığı çalışma müdür beyefendinin bütün beklentilerinin üzerinde çıkmış ve istediği süre içinde yetişmişti. Beyefendi bu çalışmadan son derece memnun kaldığını bildirmiş. Hatta Bay Öteki Golyatkin'e yürekten teşekkür ederek bunu bir gün mutlaka hatırlayacağını ve asla unutmayacağını söylemişti. Elbette Baygolyatkin'in ilk tepkisinin isyan etmek oldu. Var gücüyle sınırlarını zorlayarak isyan etmek hem de. Rengi bir cesedinki gibi solgun, neredeyse kendisinden geçerek. Andrei Filipovic'in yanına koştu. Ne var ki Baygolyatkin'in özel bir iş için geldiğini öğrenen Andrei Filipovic onu dinlemeyi reddetti. Kendisi için bile bir dakika boş zamanı olmadığını bildirdi kararlılıkla. Andrei Filipovic'in ses tonundaki soğukluk kendisini dinlemeyi kesinlikle reddedişi Bay Goliadkin'i sarstı. İyisi mi ben başka bir tarafa, iyisi mi? ben Anton Antonovic'e gideyim. Ee, Bay Goliatkin'in şansına Anton Antonovic de yerinde değildi. O da bir yerlerde bir şeylerle meşgul olmalıydı. Demek kendisini açıklama ve belli konulardan uzak tutmamı boşuna rica etmemiş diye düşündü kahramanımız. Demek niyeti belliymiş. İyi ihtiyar baş belası. Bu durumda ne tek yapacağım bizzat beyefendiye yalvarmak olacaktır. Hala başının döndüğünü hisseden ve ne yapacağını hiç bilmeyen, bilemeyen Bay Goliatkin bitkin bir şekilde sandalyesine oturdu. Bütün bunlar öylesine şey olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyordu içinden sürekli olarak. Sahiden de böyle karanlık bir iş inanılır gibi değil doğrusu. Birincisi bu bir saçmalık. ikincisi gerçekleşmesi olanaksız. Herhalde rüya filan gördüm ben ya da Öyle bir şey oldu işte. Yoksa gerçek olduğundan değil ya da herhalde ben kendim gittim. Kendimi bir başkası sandım. Kısacası böyle bir şeyin gerçekleşmesi tümüyle oranaksız. Tam da Bay Goliatkin'in bu işin imkansız olduğuna karar verdiği anda ki içeriye birdenbire iki elinde ve koltuğunun altında kağıtlar. Bay öteki Goliatkin giriverdi. Andrei Filipovic'e ayaküstü bir iki önemli şey söyledikten, birkaç kişiyle konuştuktan, birkaç kişiye tatlı dil döktükten ve Nihayet birkaç kişiye laubalice alakasız laflar ettikten sonra belli ki harcayacak bir dakikası bile bulunmayan Bay Öteki Gol odadan çıkmaya hazırlandı. Neyse ki Bay Büyük Gol Yatkin'in şansına tam kapıda durdu ve ayaküstü orada karşısına çıkan iki ya da üç genç memurla sohbete daldı. Bay Büyük Goliatkin e, derhal adacına doğru atıldı. Bay öteki Goliatkin, Bay Büyük Goliatkin'in bu manevrasını görür görmez büyük bir endişeyle çevresini kolaçan etmeye sıvışabileceği bir yer ar aramaya koyuldu. Fakat artık çok geçti. Karamanımız geçen gece konuğunun giydiği kıyafetinin koluna yapışmıştı. Her iki 9. dereceden devlet memurunu çevrilen iş arkadaşları kaynara çekilip merakla neler olacağını beklemeye koyuldular. Eski memur o an hakkında iyi düşünülen tarafın kendisi olmadığını pekala anlayabiliyordu. Bir takım entegralar kurban gittiğini de çok iyi biliyordu. Bu yüzden özellikle kendine hakim olması şarttı. Karar anı gelip çatmıştı. Evet dedi. Bay öteki golyatkin. Bay büyük golyatkin'e oldukça güçlü bir biçimde bakarak. Bay büyük golyatkin güçlükle soru alıyordu. Bilemiyorum beyefendi diye başladı söze. Bana karşı davranışınızın tuhaflığını size nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Evet efendim devam edin dedi Bay Öteki Golatkin ve çevresine bakındı. Memur arkadaşlarına gerçek o daha yeni başladığını bildirircesine şöyle bir göz kırptı. Az önce bana karşı sergilediğiniz davranışın güstarlığı ve utanmazlığı beyefendi kişiliğinizi olduğu gibi su yüzüne çıkardı. Benim bir şey eklememe de gerek kalmadı. Bu oyuna nasıl fazla güvenmeyiniz. Pek tekin bir oyun değildi. Evet Yakov Petrovi şimdi söyleyin bana bakalım. İyi istirahat edebildiniz mi diye yanıtladı onu Bay Ötek Goliath. Bay Büyük Goliath'in gözlerinin içine baka baka beyefendi lütfen kendinize gelin dedi. Tamamen çileden çıkmış bir halde. 9. dereceden devlet memuru Goliath'in sanki ayakları yerden kesilmişti. Umarım bu tonda konuşmaya devam etmezsiniz. Canım benim dedi Bay Ötek Golyatkin sırnaşıp bir yüz ifadesiyle. Bay Büyük Golyatkin'e bakarak ve sonra hiç beklenmedik bir şekilde iki parmağıyla Berke'nin oldukça şişkin yanından bir makas aldı verdi. ateş gibi parladı. Düşmanının bütün vücudunun titrediğini, e, öfkeden dilinin tutulduğunu, pancar gibi kızardığını, öfkeden tepesinin attığını, hatta gerçek bir saldırıya bile geçebilecek durumda olduğunu fark eden Bay Ötek Golyatkin büyük bir yüzsüzlük örneği sergileyerek ondan önce davrandı. Bay Yatkin'in yanağını iki kez daha uşadı, iki kez daha gıcıkladı gıdıkladı. Öfkeden kudurmuş, donmuş bir şekilde dikilen kahramanımızla resmen oynuyordu. Sonra bayağı öteki gol yatkin, kendilerini çevreleyen gençleri epeyce eğlendirerek insanı çileden çıkaran bir utanmazlıkla Baygo büyük gol yatkinin göbeğini vurdu ve o zehirli, o pek manalı gülümsemesiyle şöyle dedi ona. Yaramazlık ediyorsun. Yakov Petrovic kardeş. Yaramazlık. Seninle daha ne oyunlar oynayacağız? Yakov Petrovic. Kurnazca hazırlamış oyunu. Karmanımız bu son hamlenin ardından Biraz da olsa kendine geldiğinde Bayotek Goliad'ın seyircilerine bir gülücük yolladıktan sonra o an meşgul, en resmi tavrını takınmış, bakışlarını eğmiş, büzülmüş, toparlanmış ve hızla özel bir görev diye mırıldandıktan sonra kısa bacaklarıyla bir çifte atıp yan odaya geçivermişti bile. Karmanımız gözlerine inanamıyordu. Hala aklını toparlayacak güce sahip değildi. Sonunda kendisine geldi. Mahvolduğunun bir anlamda yok edildiğini, küçük düşürüldüğünün, onurunun kırıldığının, Başkalarının önünde kendisiyle alay edildiğinin ve yüzüne tükürüldüğünün daha dün en yakın, en güvenilir arkadaşı saydığı kişi tarafından haince aşağılandığının ve nihayet bu sınavdan da çaktığının bilincine varan Valgol Yatkin hemen düşmanının peşine düştü. O an çevresindeki görgü tanıklarını düşünmek bile istemiyordu. Hepsi işbirliği içinde bunları diyordu içinden. Birbirlerine arka çıkıyorlar, birbirlerine karşı, bana karşı kışkırtıyorlar. Ne var ki 10 adım kadar ilerledikten sonra düşmanını takip etmesinin boşuna olduğunu açıkça gördü ve geri dönmek zorunda kaldı. Kaçamazsın diye düşünüyordu içinden. Zamanı gelince de sen de takılır kalırsın. Ne demişler? Alma mazlumun ağını çıkar aeste aeste. Bay Golyatkin dehşeti bir soğukanlık ve güçlü bir kararlılıkla sandalyesine kadar yürüdü ve oturdu. Kaçamazsın dedi bir kez daha. Artık söz konusu olan pasif bir konum, korunma değildi. Kararlı bir saldırı kokusu alıyordu. Duyuluyordu havada ve o an Bay nasıl kızardığını, telaşına nasıl güçlü dahil kim olduğunu, mürekkep o kazana kalemini nasıl hırsla batırdığını, nasıl bir kızgınlıkla kevada bir şeyler karaladığını gören herkes bu konunun bu şekilde kapanmayacağını, basit bir koca karı kavgasıyla sonuçlanmayacağını anladı, anlardı. Ruhunun derinliklerinde bir şeye karar verdiği ve kalbinin derinliklerinde bu sözünü gerçekleştirmeye yemin etti. Tam olarak nasıl davranacağını henüz kendisi de bilmiyordu gerçi. Yani daha doğrusu hiç bilmiyordu. Ama bu önemli değildi fark etmezdi. Zamanımızda artık utanmazlıkla ve kendisini başkasının yerine koymakla bir şey başarılmıyor beyefendi. Bu utanmazlık ve yalancılık beyefendi insanı hayırlı bir sona götürmez. İpe götürür ipe. Yalnız Grişka o trepyev sahtekarlık yaparak kazanmayı başarmıştı. O da kör bir halkı kandırarak bazı uzun da sürmedi zaferi. Bu son gelişmeler rağmen Bay Goliath bazı şahısların maskeleri düşene kadar bekleme karar verdi. Bunun için öncelikle mesai saatinin bir an önce dolması gerekiyordu. O zamana kadar kahramanımız hiçbir şey yapmayacaktı. Ama mesai bitip de beklenen an geldiğinde kahramanımız son derece gerekli bir önlem alacaktı. Sonra ne yapacağını ise o çok iyi biliyordu. Söz konusu önlemi bir kere aldıktan sonra bütün hareket planı çıkıyordu ortaya zaten. Kibir illetinin boynuzu kırılacak ve kendi e, güçsüzlüğünün tiksinerek Üçsüzlüğünden tiksinerek leş kemiren yılanın boynunu ezecekti. Kendisine çizmelerini silip geçtikleri bir paşavra gibi davranmalarına izin vermeye Bay Goliatkin razı değildi. Bunu kabul edemezdi. Özellikle de son an olanlardan sonra en son rezalet olmasaydı kahramanımız belki de bir şeylere içine atmayı, susmayı, boyun eğmeyi, isyan çıkarmamayı göze alabilirdi. Belki birazcık taş tartışırdı. Biraz hak talep ederdi. Kurban <laughs> durumunda olduğunu <laughs> kanıtlamaya çalışırdı. Ama sonra yavaş yavaş geri çekilirdi. Sonra boyun eğerdi başına gelenlere, sonra özellikle de karşı taraf Bay Goliatkin'in aklarını törenle kabul ettikten sonra işte o zaman belki her şeyi kabullenirdi. Hatta belki birazcık duygulanı verirdi. Hem kim bilir belki de yeni bir dostluk doğardı tüm bunlardan. Sağlam, sıcak, dünkünden çok daha büyük bir dostluk olurdu bu. Öyle ki bu dostluk iki kişi arasındaki yakışık almaz benzerliğinin tatsızlığını arka plana itebilir. 2. 9. Do, dereceden devlet memuru da hallerine pek sevinir ve yüz yaşlarına kadar bu şekilde yaşayıp giderlerdi işte vesaire oldu olacak. Söylenmemiş bir şey kalmasın. Bay Golliatken biraz pişman olmaya bile başlamıştı. Kendisini savunduğu ve bu yüzden tatsız bir tatsızlığa neden olduğu, bin pişman neden olduğu için pişman gibiydi. Oy ne artık diye düşünüyordu Bay Golyatkin. şaka ettiğini söyle gitsin. Bağışlardım ben onu. Bağışlamaktan da fazlasını yapardım. Tek ki yüksek sesle suçunu itiraf etseydi ama beni bir paçavra gibi ayaklarını silmelerine izin veremem. Onlardan iyilerine bile izin vermemişim ben yoldan çıkmış namussuz birisinin buna cüret etmesine izin vermem ise tamamen olanaksız. Ben paçavra değilim, ben beyefendi paçavra değilim. Kısacası kahramanımız kararını vermişti. Kendiniz suçlusunuz beyefendi. İsyan etmekti kararı hem de var gücüyle. Gereğinde e, son sınırlarını zorlayarak ne yapsın? Böyle bir insan o. Kendisini böyle aşağılamalarına ee, hele ki yoldan çıkmış bir adamın ona bir paçavra gibi davranmasına izin verme, vermesi olanaksızdı. Neyse bunu daha fazla tartışmayalım. Belki de biri eğer çok isteseydi yani birinin canı illaki Bay Goliadkin'i paçavraya çevirmeyi isteseydi bunu gayet de güzel başarabilirdi. Hem de hiçbir karşılık bulmadan ve cezasını çekmeden. Bay Golyatkin bazen de bunu bizzat hissedebiliyordu. O zaman bildiğiniz paçavra olurdu kahramanımız. Goliadkin filan değil bildiğiniz rezil kirli bir paçavra. Ama hiç de sıradan bir paçavra olmazdı bu. Bu gururlu bir paçavra olurdu. İlham sahibi ve duygulu bir paçavra. Her ne kadar bunlar paçavranın gizli kıvrımları arasında sıkıştırılmış karşılıksız bir gurur ve karşılıksız duygular olsa da. <laughs> Olsalar Zaman inanılmaz yavaş ilerliyordu. Sonunda söz saat 4 oldu. Bir süre sonra herkes ayaklandı. Müdürlerinin peşi sıra evlerinin yolunu tuttular. Bay Goliatkin kalabalığının arasına karıştı. Gözünü dört açmıştı dikkat etmesi gereken hiç kimseyi gözden kaçırmıyordu. Sonunda kahramanımız ahbabının memurlara paltolarını dağıtan daire nöbetçilerinin yanına koşturduğunu ve beklerken yine o iğrenç alışkanlığıyla adamların çevresinde dolanıp durduğunu gördü. Karar anı gelip çatmıştı. Bay Golyatkin kalabalığın arasından bir şekilde sıyrıldı ve geri kalmamaya çalışarak bestiyer kuyruğuna girdi. Ama elbette ilk olarak Bay Goliatkin'in apa ve dostunun paltosu teslim edildi. Ne de olsa burada da bir şekilde insanlara yanaşmayı, hoşa gitmeyi, bir, birilerine bir şeyler fısıldamayı ve iğrenç seçmeyi başarmıştı Bay Öteki Goliatkin. Bay Öteki Goliatkin paltosunu sırtına geçirirken Bay Büyük Goliatkin'e bir an alaycı bir ifadeyle baktığı böyleliğiyle onun yolunu kestiğini açık bir küstahlıkla bildiriyordu. Sonra o meşhur kalalığıyla çevresine bakınarak yoluna devam etti. Ayaküstü birilerinde olumlu bir izlerin bırakmak adına memurun birine iki çift laf etti. Bir diğeri ise fısıldaştı, üçüncüye yalakalak etti, dördüncüye bir gülücük yolladı, beşinciye elini uzattı ve neşe içinde merdivenlerden aşağı indi. Bay Büyük Kolyatkin onun peşinden koşturdu ve nihayet büyük bir haz duyarak son basamakta ahbabını yakalamaya başardı. Derhal paltosunun yakasına yapıştı, Bay Ötek Kolyatkin şaşkına dönmüştü. Ürkek bir ifadeyle çevresine bakındı. Bu benden ne istiyorsunuz diye fısıldayabildi sonunda. Al, e, alttan alan bir ses tonuyla Bay Golyatkin'e. <laughs> Beyefendi eğer onur sahibi biriyseniz umarım dünkü dostane ilişkilerimizi hatırlarsınız dedi kahramanımız. E, e a, ah, evet ne olmuş peki? İyi istirahat edebildiniz mi? Öfkeye bir dakikalığına Bay Büyük Golyatkin'in dilinin tutulmasına neden oldu. Ben iyi istirahat ettim etmesine de efendim siz de şunu söylememe izin veriniz. Oynadığınız oyunun fazlasıyla karmaşık. Kim demiş? Bunu söyleyen düşmanlarımdır diye yanıtladı kesi kesi. Kendisine Bay Golyadkin diyen bu sözünün ardından hiç beklenmedik bir şekilde gerçek Bay Golyatkin'in güçsüz ellerinden kurtuldu. Kurtulur kurtulmaz da merdivenlerden aşağı koşturuverdi. Çevresine bakındı, bir arabacı gördü, ona doğru seyirtti, arabaya bindi ve bir saniye içinde Bay Büyük Golyatkin'den uzaklaştı. Herkes tarafından terk edilmiş, şaresiz 9. dereceden devlet memuru Golyatkin çevresine bakındı ama başka bir arabacıya rastlayamadı. Koşmayı deneyecek gibi oldu ama dizlerinde derman kalmamıştı. Yüzünde mahvolmuş bir ifade, Ağzı açık ve tüm gücünü yitirmiş bir vaziyette büzülerek bir fener direğine dayandı. Birkaç dakika bu şekilde kaldırımın ortasında dikildi. Bay Goliatkin için her şey bitmiş gözüküyordu. Anlaşılan o ki doğa bile Bay Goliatkin'e cep almıştı. Yine de hala ayaklarının üzerinde durabiliyordu kahramanımız. Yıkılmamıştı. Yıkılmadığını hissedebiliyordu. Hala savaşacak güce sahipti. İlk şaşkınlığından sıyrıldığında bir yenilmemişlik duygusu ve enerjiyle ellerini oluşturdu. Artık Bay e bakıp asla geri adım atmayacağını kesinlikle söyleyebilirdiniz. Aslında tehlike hala en ve kaçırılmazdı. Bay Goliathke bunu da hissedebiliyor. Ne var ki savaşa nasıl başlayacağını kestiremiyordu. İşte mesele de buydu. Hatta bir anlığına Bay aklında bir şu düşünce uyandı. Bütün bunları böylece ortada bıraksam mı ki? Kenara mı çekili versem ne olur? Hiçbir şey. Ben ayrı duracağım. Sanki ben ben değilmişim gibi diye düşünüyordu Bay Goliathke. Her şeyi sessizce atlatacağım. Ben ben değilim işte. Hepsi bu. O da ayrı biri. En belki geri çekilir üçkağıtçı. Geri döner dolaşır. Sonra da geri çekilir. İşte böyle ben uysallığımla kazanırım. Hem tehlike bunun neresindeymiş. Hani tehlike. Birinin çıkıp bana bu olaydaki tehlikeyi göstermesini çok isterdim. Ee, uyduruk bir olay. Basit sıradan bir vaka. Bu noktada Bay Goliatkin duraksadığı sözcükler dilinde donup kalmıştı. Hatta aklına gelen bu düşünce için kendisini ee, kendi kendisine azarladı. Aşağılık biri olmakla ve korkaklıkla suçladı. İşte yine bir adım bile yol kat edememişti. Bir an önce herhangi bir karar almanın yatsıramaz bir gereklilik olduğunu hissediyordu. Hatta kendisine tam olarak hangi karar alması gerektiğini söyleyecek kişiye dünyaları verebilirdi. <laughs> Ama nasıl tahmin edebilirdi ki bunu? Üstelik tahminlerle falan uğraşmaya zamanı yoktu. Her ihtimale karşı vakit kaybetmem için bir araba kiraladı ve uçarcısan evine doğru yol aldı. Evet. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun diye sordu, soruyordu içinden. Şimdi kendinizi nasıl hissetmeye, hissetmektesiniz acaba Sayın Yakov Petrovic? Yakov Petrovic. Ee, şimdi ne yapacaksın ha? Şimdi ne yapacaksın? Alçak herif. Herif üçkağıtçı. Son sınırına dayandın. Şimdi de bir de ağlayıp sızlıyorsun, sızlanıyorsun. Böyle yaparak bir yandan sarsılan arabanın üzerinde hoplayıp tutarken bir yandan da kendi kendini kızdırmaya çalışıyordu Bay Golatkin. Kahramanımız olan. an kendi kendisini kızdırmaktan ve yaralarını değişmekten gerçek bir haz alıyor. Hatta neredeyse şehvet duyuyordu. Eğer şimdi diye düşünüyordu. Bir sihirbaz verse ya da resmi bir kararla deseler ki bana ver Golyatkin sağ elinden bir parmak ve senin ne hesabımız kapansın öde Golyatkin ortadan yok olsun sen de mutlu ol. Hemen verirdim. Kesinlikle verirdim. Yüzümü bile buruşturmadan verirdim. Lanet olsun bütün bunlara diye haykırdı sonunda çaresiz memur. Niçin? Niçin oluyor ki bütün bunlar? İlla böyle mi olması gerekiyordu? Yani aynen böyle mi olmalıydı? Başka türlü olamaz mıydı? Oysa başlangıçta her şey ne güzeldi. Herkes halinden memnun, herkes mutluydu. Ama hayır efendim, olur mu? Hiç. Olmaz. Neyse, lafla hiçbir şeyi halledemezsin. Harekete geçmek lazım. Böylece neredeyse bir karara varmış olan Bay Yatkin evine girdi ve hiçbir zaman e, kaybetmeden, ve hiç zaman kaybetmeden, piposuna sarıldı bütün gücüyle içine çekti. dumanı sağa sola üfleyerek Sonsuz bir endişeyle odanın içinde bir ileri bir geri hızlı hızlı yürümeye başladı. Bu sırada Petruşka masayı kuruyordu. Sonra da Bay Golyatkin kesin bir karar aldığı pipozun bir kenarı bıraktı. Paltosun omuzlarına attığı yemeği evde yemeyeceğini söyledi ve dairesinden koşarak çıktı. Petruşka merdivenlerde soluk soluğa yetişti peşinden. Unuttuğu şapkasını uzattı. Bay Golyatkin şapkasını aldı. Petruşka'nın yanlış bir şey düşünmesinden korkarak kendisini bağışlatacak. böyle böyle oldu. Şapkayı da unuttum gibisinden bir şeyler söylemek istedi. Ama Petruşka onun yüzüne bile bakmayı düşünmüyordu. Ve Bay atken açıklamaları falan bir kenara bırakarak şapkasını başına geçirdi. Belki de her şeyin yoluna gireceğine dair bir şeyler mırıldanarak merdivenlerden indi. Oysa tabanlarından tüm vücuduna yayılan bir üşme dalgası hissediyordu. Sonunda sokağa çıktı. Bir araba kiraladı ve Andrei Filipovic'in evine doğru yol aldı. Yarın gelsem daha mı iyiydi acaba diye düşünüyordu Bay Golyatkin. Andrei Filipovic'in dairesine zilini çalmaya hazırlanırken ne diyeceğim ki adama? O kadar önemli bir şey olmadı. Öyle küçük bir olay ki gerçekten çok uyduruk. Çok küçük. Yani neredeyse uyduruk bir olay. Görüyor musun bu işi? Bay Golyatkin ipi çekti, zil çaldı. İçeriden birinin ayak sesleri duyuldu. O zaman Bay Golyatkin aceleciliği ve Küstahlığı için kendi kendine lanetler yağdırdı. Kahramanımız bu karışıklıkta bile yakın zaman önce yaşadığı tatsızlıkları unutmuş değildi. Andrei Filipovic ile tartışmaları aklındaydı. Ama artık açıp gitmek için çok geçti. Kapı açıldı. Bay Golyatkin'in şansına Andrei Filipovic'in daha eve gelmediğini, yemeğini dışarıda yiyeceğini söylediler. Nerede yediğini biliyorum. İzmaylovski köprüsünün orada. Ye düşündük kahramanımız ve müthiş sevindi. Hizmetçinin kim geldi diyelim sorusuna. Dostum ben şey dostum ben sonra diye yanıt verdikten sonra çevik bir hareketle merdivenlerden aşağı indi. Sokağa çıkıp arabacıyla hesaplaştı. İyi ama o kadar bekledim beyefendi. Hem bizim ata da acımadım sizin için. Diyerek fazladan para isteyen adama bir beş rublelik daha verdi. Üstelik bunu büyük bir zevkle yaptı. Kendisi ise yürüyerek yoluna devam etti. Gerçekten de öyle diye düşünüyordu Bay Goliatkin. Bu şekilde bırakmak olmaz ama eğer düşünecek olursak, sağlıklı bir şekilde düşünürsek diye. Ne diye uğraşacağız ki bunlarla? hayır. Yeter ama sürekli olarak neden uğraşacağımdan söz edeceğim ben. Ama düşünecek olursak ne diye eze çekeyim, acı çekeyim, kendi kendime helak edeyim değil mi? Birincisi olan olduğu artık geri döndüremezsin, döndüremezsin işte. Bir de şöyle düşünelim, ortaya bir adam çıkıyor, birileri tarafından tavsiye edilmiş, efendime söyleyeyim, yetenekli bir memurmuş, davranışları oturaklıymış, yalnızca biraz yoksulmuş, başından bir sürü tatsız olay geçmiş. Te aksi tesadüflerle karşılaşmış, neyse ne ama yoksulluk ayıp değil ki. Demek ki benimle bir alakası yok. Evet yahu nedir bu saçmalık? Gelmiş çalışıyor adam. Doğanın işi bu. Bir başka adam da iki su damlası gibi benzeşiyor. Diğer adamın tıpatıp atıp kopyası diye onu daireye mi kabul etmesinler? Eğer bütün bu olanların tek suçluluğu kaderse, kör talihse, adamı silip atmak, çalışmasına engel olmak mı gerekir? Ondan sonra adaleti nerede arayacaksın? Yoksul bir adam o yolunu şaşırmış. Ürkek birisi, insanın yüreği sızlıyor, acıma duygusuyla ona sahip çıkmaya mecbur kalıyorsun. Evet diyecek söz yok eğer bütün müdürler ee, benim gibi düşünselerdi işler kim bilir ne hale gelirdi. Serseri kafam benim ah kalın kafam benim ah. 10 kişiye yetecek kadar aptallığı bir dakikada yapabiliyorum. Tabi tabi iyi ettiler. Yoksul bir çile keşe sahip çıktıkları için teşekkür etmek lazım onları. Neyse diyelim ki biz ikiziz öyle doğmuşuz. İkiz erkek kardeşleriz biz. Bu kadar işte. E ne olmuş ki? Hiçbir şey. Bütün memurları alıştırabiliriz bu duruma. Bizim bölüme giren yabancı birisi ise bu durumu yakışıksız ya da onur kırıcı bulacak değildir herhalde hatta bütün bunların e, sevimli bir yanı bile var. Şöyle bir düşünsün önce. Tanrının hikmeti birine birbirine sonuna kadar benzeyen iki insan yarattı. İyi niyetli müdürler. Tanrının bu hikmetini görünce iki yüzlüyle ikizlere sahip çıktı. E, tabii ki böyle bir şey diye düşün diye sürdürdü Bay yatık. Soluk alıp verişini düzenleyip sesini alçaltarak. Tabii ki evvelbet tabii ki daha iyi olurdu. Yani ortada ne böyle sevimli bir şey ne de bu ikizler meselesi olsaydı. Lanet olsun ne gerek vardı ki bu kadarına? Nasıl ihmale gelmez? Ertelenemez bir gereklilikti ki bu. Ah tanrım. Şeytanların başımıza ördüğü çorabı görüyor musun? Kişiliği, mizacı böyle adamın. Oynak, pis, alçak, ref. Yerinde duramıyor yalaka, çanak yalayıcı, gol yatkin işte. Şimdi bir de kötü davranışlarıyla soyadı soyadımı lekeler o namussuz. İşin yoksa bir de onunla uğraş. Neden bana bu ceza? Aman ne olmuş sanki hiç sorun değil. Ee, o alçan teki olabilir ama diğeri dürüst biri öyle değil mi? Öteki Fyodor Dostoyevski